Temer, peixe, quando a colar violou, Ei, capuchalda, que um seco, não vai que depois tu, viu que você não entendeu isso, vai que depois tu diga, mister. Evet, posso diga, mister, acaba içinde ne var? Extreme Furnace mı? Yoksa bu... Ve Mavi Cehennem'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Extreme Furnaces modunu tanıtıyoruz. Blok'i kapıda kaldım. Kafasına kapatıyorum onu. Arkadaşlar bu mod Minecraft'a müthiş kapılar getiriyor. Bu kapılar normal kapılardan çok çok daha hızlı. Ve bazı süper güçleri de var. Şimdi de alalım. Iron Furnace, Gold Furnace, Diamond Furnace, Hell Furnace, Extreme Furnace. Bir de ocak. Yani normal fırın. Loki'ye ne oldu? Lan. Ha tamam burada. Blok, sen burada otur. Yakarsın kendini sen. Bu normal furnace, iron furnace, gold furnace, diamond furnace, hell furnace, extreme furnace. Şimdi alalım kömürümüzü. Bir de örnek olarak ne alalım? Hadi fantezi olsun diye elmas cevheri. Şimdi arkadaşlar, bu normal furnace'ın hızı. Yavaş. Ve bu bir. Yani hızı bir. Şimdi bir item'ı kaç tane yada tutuyor? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Benim saymam yaklaşık 11'de. Bu demir furnace 1,5 hızı. Bir. Gördüğünüz gibi zaten fark ediyorsunuz daha hızlı gidiyor. Tamam. Bu hızı 2, yani normal fırının 2 katı. Ha bu arada arkadaşlar, ne kadar hızlı ısıtıyorsa o kadar çabuk şey bitiyor, kömür bitiyor. Bu arkadaşlar Diamond Furnace hızı 4. Hızı toprak. Aa. Bu sanırım 10'du. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakıt çok çabuk bitiyor. Ve şimdi en güçlü fırınımız Extreme Furnace. Böyle bir tak 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 tak. Bence arkadaşlar zaten Extreme Furnace en iyisi. Biraz artık kalkabilirsin. Aslında elmas vereyim. Oynarsın onunla. Aslında burada elmas. Oynarsın. Ver lan elmas. Hadi gel gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç saniyede işte 64 taneyi ısıtabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Extreme Furnace'la. Bunları craftinglerini göstereceğim çünkü çok kolaylar. Şimdi önce ocağımızı elimize alalım. Ocak şey. Ocağın herhalde nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. 8 tane kırık taşla. Sonra ondan. Buna bakmayın, bunlar şeyden. Başka modelden. Böyle 8 tane demir külçesi ortasında fırın koyunca, fırın diyeceğim çünkü daha zor, daha kolay fırın. Iron Furnace çıkıyor. Iron Furnace etrafında 4 tane gold koyunca Gold Furnace. Sonra 4 tane elmas, sonra camlar koyunca ortaya da Gold Furnace, Diamond Furnace. 2 elmas blok, 2 tane Nether tulsu, TNT ve magma kremasıyla Hell Furnace ve onunla da en iyisi olan Extreme Furnace çıkıyor. Cidden çok zor ama bence o kadar hıza değer. Peki. Bunlar bana yetmiyorsa, yani ben çok büyük bir ayıyım. Bunlar bana nasıl yetmiyorsa ne yapıyorum? Bu arada Minecraft'ın da sesini açacağım iyice.
Aynen. Birkaç tane upgrade'imiz var. Hatta birkaç tane değil, bir sürü upgrade'imiz var. Yani baya yani 10 tane var. Color upgrade, Auto input upgrade, Ore processing upgrade, Advanced. Aa, dur bir saniye, süt içeceğim. Ore processing upgrade, full affinity upgrade, onun bir alt seviyesi, advanced processing upgrade, auto output upgrade, storage upgrade, factory upgrade ve liquid fuel upgrade. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Neden bu loktor açık? Bu arada time set de çekelim. Şimdi Color upgrade ne işe yarar? Örneğin ben Hell Furnace yaptım ama örneğin ben onun Diamond Furnace gibi görünmesini istiyorum. Kırmızıyı azaltıyorum. Maviye rengini ayarlayarak artık. Aynen. Böyle yaptığımda ve bunu şuradaki upgrade yerine koyduğumda gördüğünüz gibi şu anda Extreme Furnace ama boyanmış haliyle. Bloki, bak senin renginde. Bak bu da senden yaptığım şey. Bak Bloki. Ya Bloki. Bak bu senden yaptığım fırın. Bir de yakında Bloki güçler falan versen mi? Sonra Auto Input Upgrade. Ben şu şunları kıralım. İhtiyacım yok şu an bunlara. Ve bunu aldığınızda işte geri eski o siyah haline döner. Auto input upgrade ne işe yarıyor? Auto input upgrade ne işe yarıyor derseniz, Loki sen neden etrafta dolaşıyorsun? Sıkıldın mı? Sen burada aman istediğini yap ya. Auto input upgrade örneğin ben fırınımın çalışmasını istiyorum. Doğrusu ben de bunun neden pek yapıldığını anlayamadım. Sanırım bunlar şeyden alamıyor. Bir saniye deneyeceğim. Huni'den alabiliyor mu bunlar? Yani herhalde şey daha güzel görünmesi için ya da işte yani yer harcamaması için öyle yapılmış. Şimdi bu auto input upgrade yapınca bunun yerini seçiyoruz. Örneğin neye verecek? Sola versin, sağa versin, arkasına versin, yani altına versin, üstüne versin eşyalarını. Kolay. Nasıl çalıştığını da göstereceğim. Örneğin şu anda soluna versin eşyaları. Sandık. Şimdi örneğin alacağım odunlarımı. Dur burada blok çekil. Abi. Kardeşim sen niye çalışmıyorsun? Ha dur. O ne? Auto input. Ha, tamam, anladım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şey. Bu ver hani eşya vermesini sağlıyor. Hani işini alalım et. Çiğnek öyle işte bunun içindekileri alıyor. Ondan sonra Ore Processing Upgrade bence en önemli upgrade'lerden biri.
Ne işe yarıyor derseniz şu an bu color upgrade'imizi de kaldıralım. Ya da kaldırmayalım ya, böyle çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar, normal bir extreme furnace'tan bir tane yaptığımızda bir tane demir çıkar. Doğal olarak. Bir tane demir çıkar doğal olarak. Ancak bu ore processing upgrade'i koyduğumuzda alalım şuradan bir tane daha demir. İki tane demir çıkar. Bence arkadaşlar çok 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 gerekli bir upgrade. Yani ikiye katlıyor. Ondan sonra bu auto input kalsın. Ya da kalmasın ya. Advanced Fuel Efficiency Upgrade. Şimdi alalım elimize yine demirlerin altın alalım. Şimdi bu normal furnace'ta dur olmadı. Bir tane kömürle kaç tane yapılır? 8 tane. Adventure'ı koyulamayacağım şimdi. Ancak bunu koyduğumuzda bir tane demirden nerede lan altınlar? Ha tamam, buradaymış. Bir taneden gördüğünüz gibi sadece bir tane kömür kullandım ve yani çok fazla tasarruf etti. Siz düşünün artık. Adventure'de ne kadar güçlü. Hatta deneyelim. Buraya koyalım bir stack. Bence tek seferde bir tane stack yapar. Ha dur. Tabii ya, bunu almamız lazım. Doğru ya. Ondan fazla geliyordu. Yani normalin bir gücüne bakalım şimdi. Normali bir tane şeyle bir tane kömürden 16 tane ısıtabiliyor. Extreme'i, Adventure'dı. Bir tane kömürden 16 tane ısıtıyor. Hayır, Adventure'ın gücü bitmiyor. Normalinin gücü bitiyor. Tamam, hatırladım. İşte arkadaşlar, cidden çok çok işe yarayabilir bunlar. Özellikle bu ikisini yan yana koyduğunuzda Adventure Ore Processing'i göstermeyeceğim. Ne de olsa özelliğini anlamışsınızdır. Bunun gücü bitmeyeni. Auto Output Upgrade. Hatta bunu ayarlayalım. Sağına verecek. Bunu yaptığımızda şöyle gelen her şeyi buradaki sandığa atıyor. Onun da işlevi bu. Storage upgrade. Storage zaten anlamını biliyorsunuz. Yani envanterini güçlendiriyor. Böyle ha bunu şey yapamıyorsunuz. Buraya koyamıyorsunuz ve koyduğunuzu geri alamıyorsunuz. O kötü tarafı. Bunu kullanmak için shift sağ tık yaptığınızda gördüğünüz gibi demir koyacak iki yer ve yakıt koyacak iki tane yer oluyor. Bu sayede aynı anda iki tane stack ısıtabilirsiniz. Yani cidden çok çok yararlı. Hatta iki tane de koyacak yer veriyor. Hatta bir şey çıkardık. Bir de arkadaşlar, input ve output'un birleştirilmesiyle ortaya çıkan factory upgrade. Hatta bunu özellikle alacağım şuraya. Üç tane chest koyalım. Şimdi bunu nasıl ayarlıyoruz? Bu daha zor. Şimdi çıktıları sağ versin. Alacağı şeyleri soldan alsın. Yakıtını da aşağıdan alsın diyoruz. Ve bu upgrade'i verdiğimiz anda zaten tahmin edilebilir bir şey. Dur. Şunu yenilemem lazım. Thank you.
upgrade'i vermedim ki. Gördüğünüz gibi buradan işte yakıtı koyuyorsunuz. Buradan ısıtacağınız şey koyuyorsunuz. Buradan da eşyanızı alıyorsunuz. Blokide sıkıldı burada. Şey. Bence en önemli upgrade'lerden biri bu. Ha bir de fuel upgrade. Sanırım şey. Lav ve suyla şey yapabiliyoruz. Lav ve suyu da yakıt olarak kullanabiliyoruz. Bir deneyelim. Su. Evet. Lavı yakıt o yani lavı böyle yakıt deposu gibi yani lavı yakıt olarak depolamamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi burada işte hazırdan şey oldu birden. Yani lav 50 tane eşya ısıta 50 değil 500 eşya ısıtabiliyordu. Yani 50 eşya ısıtabiliyordu. Buradan işte onu şey yapabiliyorsunuz. Saklayabiliyorsunuz lavınızı. Böyleydi bu mod arkadaşlar. Bence çok çok yararlı bir mod. En güzel upgrade de bence Factory Upgrade. Hele hele teknik modlarda çok işe yarar. Neyse arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.